Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İran, Ürdün, Mısır, Kuveyt, Suriye, Afrika, Hindistan, Suudi Arabistan, Avustralya, Lübnan, Türkiye Cumhuriyetler ve dahası. Profesör Doktor Mehmet Haberal, dünyayı bir kez daha başkent Ankara'da buluşturdu. Türkiye için bir gurur tablosuna daha imza attı. Kızılcahamam Patalya Termal Otel'de gerçekleştirilen canlı ve kadavradan organ bağışlarında güncel donör kriterleri konulu uluslararası sempozyum 2 gün sürdü. Yurt dışından 40 bilim insanı Ankara'ya geldi. Yüz yüze ve online olmak üzere 200'e yakın bilim insanı katkı verdi. Sempozyum açılış seremonisiyle başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gönderdiği mesajla Profesör Doktor Haberal'ı ve bilim insanlarını tebrik etti. Dünya genelindeki istatistiklere baktığımızda organ bağışının ve bu konuda yapılan çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Sizler bugün burada düzenlediğiniz canlı ve kadavradan organ bağışlarında güncel donör kriterleri konulu sempozyumla yapılacak olan çalışmalara önemli katkılar sağlayacaksınız. Başkent Üniversitesi ailesinin organ nakli alanında dünyadaki yerini bir kez daha gösterecek olan bu sempozyumun toplumda farkındalık oluşturması bakımından da önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bilim Başkent Üniversitesi'nde toplanır ve oradan yayılır şiarıyla insanlığa hizmet etmeye devam eden başta saygıdeğer Profesör Doktor Mehmet Haberal'ı ve siz kıymetli katılımcıları kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Açış konuşmasını ise ev sahibi Profesör Doktor Mehmet Haberal yaptı. I'm really very pleased and honored to have you all here as a Siz özel konuklarımızı bugün burada ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bu çok önemli bir sempozyum. Neden biliyor musunuz? Çünkü dünyanın her yerinde birçok organ ve doku nakil hastası var ve iyi ki bizler hekimler olarak onlar için bir şeyler yapabiliyoruz. Hastanın hayatı cerrahi operasyon sonrasında kökten değişmektedir. Hasta normal sağlıklı bir insan gibi yaşamını sürdürebilmektedir. Tabii tüm bunlar hastanın bağışlanan böbrek ya da karaciğer bulma şansına bağlı. Üzülerek söylüyorum ki maalesef bazı ülkelerin hiç organ nakli faaliyeti yok. Onların kesinlikle bizim yardımımıza ihtiyacı var. Her şekilde daha fazla organa ihtiyacımız var. Eğer biz kadavradan ya da canlıdan organ nakli kriterleri oluşturacaksak, enfeksiyon ve tümör konusunu ve aynı zamanda da mevzuat ve din gibi hususları da tartışmamız gerekiyor. Ben eminim ki bu sempozyumdan sonra donör sayısındaki artışı nasıl sağlayabiliriz sorusuna cevap bulacağız. Dolayısıyla sizi temin ederim ki biz bu sempozyumu tamamladıktan sonra bütün dünyaya bir örnek teşkil edeceğiz. Ve eminim organ bağışı artacak. Hastalar yeni bir hayata başlıyor olacak. Tabii ki eğitim çok önemli. Bizim bölgesel, ulusal, bilimsel faaliyetlerimize devam etmemiz çok önemli. Ama bu sene özellikle çok önemli. Biliyorsunuz Dünya Organ Nakli Derneği bilimsel toplantısını Buenos Aires'te gerçekleştirecek ve hepiniz bu toplantıya katılıyor olacaksınız. Sizi bu toplantıya davet ediyorum. Gelecek yılda Türkiye için çok önemli. 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutluyor olacağız. Dolayısıyla Ortadoğu Organ Nakli Derneği toplantısını burada, bu otelde yapmaya karar verdim. Umarım hepimiz burada oluruz. 2024'te de Organ Nakli Derneği konseyinde olan biri olarak derneğin bilimsel faaliyetlerinde biraz değişikliğe gidiyoruz ve daha bölgesel olmasını amaçlıyoruz. İlk bölgede bizim bölgemiz olacak. Çünkü geçmişte ne yazık ki çok fazla bilimsel faaliyetler gerçekleştirilememişti.
bölgemizde. Dolayısıyla ilk toplantı 2024'te İstanbul'da olacak ve sizi yine bu tarihi takvimlerinize not etmeniz için davet ediyorum. Eylül'de hep beraber İstanbul'da olmayı umut ediyorum. Her zaman dediğim gibi çok fazla hastamız var ama ne yazık ki yeterli organımız yok. Bütün insanları organ bağışlamaya ve hayat kurtarmaya davet ediyorum. Hepinize teşekkürler. And saving the patient life, actually the saving the patient life. Thank you all. Mesot seçilmiş başkanı Profesör Doktor Muhammed Ganimat ve Asot başkanı Profesör Doktor Cemal Sadi de Haberal'a teşekkür etti, katılımcılara başarı diledi. This beautiful city of Ankara. My dear brother Professor Haberal, bu güzel Ankara şehrine hoş geldiniz. Bu girişimi başlatan Profesör Doktor Haberal'a teşekkür etmek için yeterince uygun kelime bulabileceğimden emin değilim. Kendisi liderliğin bir pozisyon değil, bir eylem olduğunu her zaman kanıtlıyor. Senfoni çalmak için bütün bir orkestra gerekir. Hiç kimsenin tek başına senfoni çalamayacağına, bunun için bir ekip gerektiğine çok inanıyor. Biz inanıyoruz ki Profesör Doktor Haberal büyük bir lider. Büyük insanları kendisine çeker ve onları bir arada tutmayı bilir. Büyük bir lider olduğunuz ve bizi bir arada tuttuğunuz için teşekkür ederiz. Thank you for holding us all together. And very insightful. Martin Luther King'in de dediği gibi bütün eşitsizlikler içinde en korkunç ve insanlık dışı olanı sağlık hizmetindeki adaletsizliktir. Profesör Haberal bize hep yüreklendirdi, destekledi ve bize değerli katkılarda bulundu. Yaptığımız organ nakli toplantılarımızda bizi onurlandırdı. Kendisi sadece bizleri değil, hastalarımızı da yüreklendirdi ve onlara destek oldu. With the support of his godfather Professor Haberal. Profesör Doktor Cemal Sadi, Profesör Doktor May Hassaballa ve Profesör Doktor Hani Hafez Afrika bölgesine katkılarından dolayı Profesör Doktor Haberal'a Asot'un teşekkür plaketini takdim etti. Thank you very much and for those of you who get to know, çok teşekkürler. Profesör Haberal'ı tanıyanlarınız için kendisinin ne kadar olağan dışı ve özel bir kişilik olduğunu yakında anlayacaksınız. Profesör Haberal, siz harikasınız, kurucusunuz ve birçok şeye sıfırdan başladınız. Bunu çok az kişi başarabilir ve siz eşsizsiniz. Herkes için bir ilham kaynağısınız ve umarım gençler sizden çok şey öğrenirler. Biz hepimiz sizden öğreniyoruz. Bu yüzden size teşekkür etmek istiyorum. So I'd like to thank you and thank you all very much. Thank you. Açılış seremonisinde son söz 2020 yılında başkanlık görevini Profesör Doktor Mehmet Haberal'dan devralan Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Profesör Doktor Marcelo Kantarovic'e aitti. Transplantation Society, I would like to thank Professor Mehmet Haberal. Dünya Organ Nakli Derneği adına Profesör Doktor Mehmet Haberal'a organ naklinde canlı ve kadavradan bağış güncel donör kriterleri konulu bu önemli sempozyum organize ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum. In the Middle East. Mehmet Haberal Orta Doğu bölgesinde organ nakli faaliyetlerinde öncü bir isimdir ve alanında birçok prestijli ödüle layık görülmüştür. Şu anda kendisi organ nakli geçmiş dönem başkanı ve aynı zamanda 2022 Dünya Organ Nakli Derneği Programı Bilim Komitesi Başkanı'dır. Son birkaç aydır beraber çok yakın bir şekilde çalışmaktayız. Montreal'de de erken saatlerde başlayan, Ankara'da geç saatlere kadar rastlayan toplantılar yapıyoruz. Mehmet Haberal organ bağışı ve organ nakil faaliyetleri alanında farkındalığı artırmak ve işbirliğini güçlendirmek adına bölgesel birçok toplantı düzenledi. Birçoğumuz Mehmet Haberal'ı uzun yıllardan beri tanımaktayız. Kendisinin insancılığını ve yardımsever girişimlerini anlatmaya kelimeler bulamıyorum. Bunun en güçlü örneğini yakın zamanda çıkan Rusya ve Ukrayna arasında geçen savaşta görmekteyiz. Kendisi başkent üniversitesi olarak ihtiyaç duyulan bölgelere yanılmıyorsam 8 ton kadar yiyecek ve kıyafet yardımında bulunmuştur. Gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Onun gibi bir insanı daha önce tanımadım. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Beni ağırladığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Ve Türk bayrağı altında Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı bilim yolunda başladı bilimsel oturumlar. Kanada'dan Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Profesör Doktor Marcelo Kantorovic, Kuveyt'ten Profesör Doktor Mustafa Al Musavi, Suudi Arabistan'dan Profesör Doktor Faysal Şahin kürsüdeydi. Avustralya'dan Profesör Doktor Jeremy Chapman'la, İran'dan Profesör Doktor Ali Malek Hüseyin'i ise video konferans yoluyla katıldı sempozyuma. İkinci oturumda Lübnan'dan Profesör Doktor Antoine Stefan, Japonya'dan Profesör Atsushi Aikawa, Pakistan'dan Profesör Doktor Adibul Rizvi sempozyuma online katkı verdi. In the such a prestigious international symposium. Bu prestijli sempozyumda sunum yapmak benim için büyük bir onur. Tokyo Üniversitesi ile Başkent Üniversitesi uzun zaman önce birleştiler. Ve İspanya'dan Profesör Doktor Marti Manyelik çıktı kürsüye. Üçüncü ve son oturumdaysa Amerika Birleşik Devletleri'nden Profesör Doktor Ignacio Marino, İran'dan Profesör Doktor Hasan Argani ile Türkiye, Suriye, Mısır, Irak, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan'dan katılan bilim insanları sunumlarını yaptı. Özel oturumdaysa Başkent Üniversitesi ile Kazakistan Aktobe Bölgesi Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Profesör Doktor Mehmet Haberal'a Orta Asya'ya desteği ve dünyaya katkılarından dolayı onursal değerli doktor nişanı takdim edildi. Sağlık ve eğitim alanındaki hizmetleri, katkıları için Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Haberal'a da onursal sağlık emekçisi nişanı verildi. Aktobe Sağlık Bakanlığı Başkanı Rüstem İsaev, Profesör Doktor Haberal ve Başkent Üniversitesi'ne desteği için teşekkür etti. Başkent Üniversitesi'nin tazız baylansışımız. Aktobe Tıp Merkezi'nde Başkent Üniversitesi Hastanesi desteğiyle 13'ten fazla cerrahi uygulama gerçekleşti. Bizim bölgemizden 20'den fazla doktor Başkent Üniversitesi Hastanesi ve tıp merkezlerinde bulunarak gerekli uzmanlık ve profesyonel mesleki becerileriyle acil bakım eğitimlerini aldılar. Bu tecrübelerini ve bilgi birikimlerini kendi ülkelerinde kullandılar. Hepinize çok teşekkürler. Profesör Doktor Mehmet Haberal, Atatürk'ün manevi mirasını hatırlatarak birlik, beraberlik mesajı verdi. It is coming from the Atatürk, you know. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, soydaşlarımıza sahip çıkıp onlara yardım etmemizi söylemiştir. Tabii milliyeti ne olursa olsun, her milletten insana yardımcı olmak bizlerin görevidir. Şu anda uluslararası bir ortamda bulunmaktayız. Hekimler olarak birbirimize, hastalarımıza daha fazla yardımcı olmak ve daha fazla hastayı tedavi etmek için destek vermek durumundayız ki şu an bunu yapmaktayız. Özel oturum sonrasında Orkestra Akademik Başkent konuklara unutulmaz bir konser verdi. National and Orchestra International Orchestra. İkinci günün ilk oturumundaysa kürsüdeki ilk isim Lübnan'dan Profesör Doktor Marwan Masri'ydi. Covid-19'un organ bağışına etkisini değerlendirdi. Profesör Doktor Haberal'a teşekkür etti. Mehmet'i tanıştırmak için tek bir kelime söylemek istiyorum. Mehmet harika bir ev sahibi. O mükemmel bir organizatör. Dünya barışı ve huzuru için çalışıyor ve her şeyden önce gerçek bir arkadaş. Hindistan'dan Profesör Doktor Vivek Kute, Amerika Birleşik Devletleri'nden Profesör Doktor Hasan Yersiz ve Mısır'dan Profesör Doktor Hani Hafez de sempozyum için Ankara'ya gelen isimler arasındaydı. Profesör Mehmet Haberal, nakil dünyasının yaşayan efsanesi Profesör Mehmet Haberal'a minnettarlığımı ifade edecek söz bulamıyorum. Mısır'dan bağlanan Profesör Doktor Rıfat Kamel'le Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve İspanya'dan katılan bilim insanları da ülkelerindeki deneyimleri paylaştı.
Yoğun ve verimli geçen sempozyumun sonundaki kapanış seremonisinde ev sahibi Profesör Doktor Mehmet Haberal, Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Profesör Doktor Marcelo Kantarovic ve MESOT seçilmiş başkanı Profesör Doktor Muhammed Ganimat'la kürsüdeydi. Bütün konuşmacıları dinledikten sonra düşündüm ki düzenlenmesi gereken çok önemli bir sempozyum gerçekleştirdik. Bizler hepimiz tüm organ nakli aktivitelerinden sorumluyuz. Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastanın hayatı ameliyat masasında hemen değişiveriyor. Evet, bugün de bazı problemlerimiz olabilir ama bizim görevimiz bu problemleri çözmek ve yeni yollar bulmak. Bu sempozyumu düzenlemeye karar vermemin en büyük sebebi donör kriterlerinin çok kısıtlı olması ve bunlara çözüm yolları bulmamızın gerekliliği. Dolayısıyla bugün ihtiyacımız olan yeni bakış açısı ve yeni kriterlerdir. Bu kriterleri oluşturmanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum. İşte bu sempozyum böyle doğru bir zamanda gerçekleşmiştir. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Eminim ki sempozyum klinik anlamda amacına ulaşmıştır. Hepinize teşekkürler. Bu Eylül'de Buenos Aires'te buluşacağımızı sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Gelecek yılda yine bu zamanlarda burada olacağımızı ümit ediyorum. Meslektaşları da pandemi dahil her dönemde bölgeye ve dünyaya verdiği katkılardan dolayı Profesör Haberal'a teşekkür ederek sempozyum için tebrik etti. As we conclude this very important symposium. Profesör Haberal'a doğru zamanlaması için teşekkür ederim. Ama o zaten her zaman doğru zamanı seçer. İki gün içerisinde 60 sunum yapılan çok önemli bir sempozyum oldu. Elit bilim adamlarının bütün dünyadan fiziken ya da çevrimiçi olarak katıldıkları son derece yoğun bir program oldu. Eminim gelecekteki uygulamalarımızı birçok değişikliğe yol açacak. Bizi tekrar bir araya getirdiği için Profesör Haberal'a teşekkürler. Başkanlık dönemine başladığımdan beri özellikle Orta Doğu ve Asya'dan çok önemli insanlarla tanışma ayrıcalığına eriştim. Sizlerle her zaman iletişimde olacağız. Bugün burada birçok insanın yardımıyla ihtiyaçlar analizi üzerinde çalışacağız. Bu sempozyum çok önemli. Benim perspektifimden Buenos Aires'te de bu iki kelimeyi çok kullanıyoruz. Erişim ve şeffaflık çok önemli. Önemli olan ilerlemek. Sözlerimi burada olma ayrıcalığına eriştiğim için ne kadar mutlu olduğumu söyleyerek bitirmek istiyorum. Mehmet gibi eski arkadaşlarımla görüşmek, Muhammed gibi yeni arkadaşlar edinmek. Biz iyi ve kötü yanlarıyla büyüyen bir aileyiz. Ama hastalarımızı düşünüp onların nakillere erişimini artırmalıyız. Çok teşekkür ederim. Sempozyum aile fotoğrafıyla sona erdi. Profesör Doktor Mehmet Haberal daha sonra konuklarını Gölbaşı Patalya Lakeside Resort Otel'de ağırladı. Konuklar önce fizik tedavi ve spa merkezini gezdi. Ardından veda yemeğinde bir araya geldiler. Başkent Üniversitesi Halk Oyunları ekibi de sahne aldı. Bilim insanları beğeniyle izledi. Profesör Doktor Mehmet Haberal iki günün ardından meslektaşlarını ülkelerine uğurladı. Bilim insanları Ankara'dan teşekkür ve minnetle ayrıldılar.